Merhabalar, Çiçeklerin Sırlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yavruları ayıracağız. Beraber yapacağız bu işlemi. Şöyle bir yavruyla başlamak istiyorum. Bu ilk çiçek. İlk çiçeğini açtı. Bu yavru bir menekşe. Şöyle bir şeffaf bir bardakta. Bu bardakları ben kendim yapıyorum. Toprak karışımlarını kendim yapıyorum. Hazır toprak kullanmıyorum kesinlikle. Çiçeğini verdi bu bardakta. Tabii bu artık daha büyük bardağa geçmek için hazır. Çiçeğini döktükten sonra, yani kuruduktan sonra ben bu işlemi yapacağım. Bunu böyle bir köşeye bırakıyorum. Ben yavruları bu bardaklara şöyle göstereyim. Geçiriyorum. En ideal bu bardak. Bunları ben daha çok yapraklarını dikiyorum. Şöyle size örnek göstereceğim. Eskiden bu bardakları çok kullanıyordum. Sebebi şu, benim böyle saksılarım var. Bu buna çok güzel oluyor buna. Dekoratif oluyor. Yani bu böyle duruyordu. Açıkçası. Bu bardakları çok kullanıyordum. Burada bunları ayırmamız lazım. Bir de şuna dikim yapıyordum. Şöyle böyle görebilirsiniz. Buna da böyle bir çözüm buldum. Bu küçüklerine de böyle bir çözüm buldum. Başka. Bu kadar küçük saksı bulamadım ben. Böyle bir çözüm buldum. Yani yaprakları ekerken, yapraklarını ekerken şunlar çok uygun boyutlarda. Bunu da bir örneğini göstereyim. Burada iki tane yaprak var ve yavruları var. Ama yavrularını ayırmak için en güzel şu boy. Bunda küçük kaktüsler satılıyor. Piyasada çok fazla var bu saksılarda. Ama bulamıyorsanız eğer, ben bir de ben şeffaf kullanmayı sevdiğim için ben şu bardaklarda bunları yapıyorum. Hem şeffaf olmasından dolayı ben köklerini çok iyi görebileyim diye bunları kullanıyorum. Tabii ki ekim yapmadan önce diplerini mutlaka delmemiz lazım. Fazla suları buradan aksın diye. Şöyle bir örnekleri göstereyim. Bu daha yeni ekilmiş bir yavru. Göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle bir çözüm buldum dediğim gibi. Çünkü suyunu daha yeni sulandı. Fazla suyu varmış. Çamur olmasın diye, ortam kirlenmesin diye böyle yapıyorum. Bunlar yine aynı kaktüs. Kaktüs saksısında iki tane. Bir, iki tane göbek var. Yerim az olduğu için bazen küçük yavrularını bir araya ekiyorum. Daha sonra bunlar biraz daha büyüdükten sonra ben onların farklı saksıları ayıracağım. Böyle örneği gösterebilirim. Bunu da daha önce değiştirmiştim. Bu şeffaf saksı da çok güzel gelişiyor. Toprak ne zaman kuruduğunu görüyorum. Artık tabii ki ben bunlarda da anlıyorum. Çünkü toprak kurudukça hafifleşiyor. Ve siz saksıyı elinize aldığınızda onun ağırlığına göre anlıyorsunuz içindeki toprak kurudu mu kurumadı. Tabii ki bunlar biraz da tecrübeye sabit bir şey. Şurada da daha önce ayırdığım iki tane örneği göstereyim size. Hepsinin böyle bardaklarda. Ha bakın, burada büyük bardağı. Buna ekmişim. Buna ekmişim ben. Yavruları. Açıkçası bazen elim altında ne varsa onları kullanıyorum. Böyle bıraktım. Şimdi size biraz yavru göstereceğim. Şunları böyle toparlayalım. Bu bir yavru. Bardakta. Bunlar ayırmak için biraz ufaklar da. Bunları şimdilik ayırmayacağım. Bırakacağım bunları. Şurada iki tane anne yaprağı.
ve onların yavruları. Bordo beyazlı bir etiketi var. Bunları bence ayırmamız gerekiyor. Şurada bir tane daha örnek var. Burada da iki tane yaprağım var. Ve çok fazla yavru verdi ve çiçeklerin, şöyle yaklaştırayım, kenarlarında böyle biye gibi, taç gibi bir şeyi, deformasyonu var. Benim tecrübeme göre büyük menekşelere de geçerli bu. Böyle bir şey gördüğünüzde toprak zayıflamıştır. Toprağının minerali, vitamini azaldığı zaman böyle bir yapraklarında böyle bir şey oluyor. Ben de ne yapıyorum? Ben o menekşenin toprağın değişimini yapıyorum ve sonradan düzeliyor. Bunun da yavrular, çok fazla yavru var. Bunun da değişimini yapacağız. Şurada küçük bir saksıya ekmişim zamanında. Demek ki elimin altında bu varmış. Bunların da değişimini yapabiliriz. Toprak değişimini. Şurada şu saksıya yine bununla aynı. Bu yavrular böyle büyüdü. Bu yapraklar çürüdü demek ki. Zamanların çürüğü, ben sadece yaprağını çıkarttım. Yavruları büyümeye başladı. Bunların da artık zamanı geldi. Değiştirmemiz lazım. Şöyle bir tane örnek göstereceğim ben size. Şu örnekten başlayabiliriz. 2019 örneği bu. Bu ne demek? Ben 2019'da bu menekşeyi aldım. Açık lila renginde bir menekşe. Ben hatırlıyorum. Şöyle saksılarımız var. Önceden saksıları tabii ki biz altlarını deldiğimiz, fazla suları aksın diye etiketlerini koyacağız. 2019. Önce böyle etiketlerini koyuyorum. Evet. Bir de ayın 5'i bugün. 5 Şubat 2020. Bu işlemi de yaptıktan sonra, çünkü ben genelde bu işlemi yapmaya unutuyorum. O yüzden unutmamak için baştan yapmaya karar verdim. Buradan daha fazla yavru çıkacak ama ben video çok uzun olmasın diye iki tane örnek göstereceğim size. Şurada toprak karışımım var benim. Toprağı kendim yapıyorum. Toprak hafiften nemli olması lazım. Ben yine nemlendirdim de siz görün diye hafif ılık suyla nemlendiriyorum. Toprağım bitmek üzere. Toprak karışımı yapacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Böyle doldurmadan bir bardak yaptık. Bu da ikinci bardağımızı yapıyoruz. Evet. Şimdi buradan yavruları çıkartmadan önce toprağı böyle saksı yumuşatıyoruz. Ve çok dikkatli çektik. Ben yavruları ayırmadan önce toprağın biraz kurumasını bekliyorum. Kökler daha az deformasyon oluyorlar. Toprak daha kolay ayrılıyor, dağılıyor. En püf noktası yavruları ayırırken çok dikkatli olmamız lazım. Kökler ne kadar daha az
zarar görüyorlarsa o kadar daha kolay adapte oluyorlar. Daha çabuk büyümeye başlıyorlar. Şöyle ben ya annesini ayırdım. Onu sonra isterseniz tekrar ekebilirsiniz. Burada iki tane yavrumuz var. Ben bunlar ufak olduğu için ikisini de beraber ekeceğim. Yani şu örneğimiz olacak. Çünkü saksım az. Şöyle bir ufak bir delik açtıktan sonra toprağını koyarken kesinlikle bastırmamamız lazım. Çünkü toprağa bastırırsak menekşelerin kökleri nefes alamaz ve daha yavaş gelişir. Sadece böyle düzeltiyorum. Evet, işlem bu kadar. Şuradan şunu da ayırayım ben. Aa, bir yaprağı kırılmış, gördünüz mü? Böyle ayırdım. Bunu da şöyle ayırdım. Dikkat ediyorum. Köklerine zarar vermemek için. Çok dikkatli yapıyorum. Şuradan bir küçük bir yavru var. Onu ayırmaya çalışıyorum. Heh, ayırdım. Çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü yapraklar çok çabuk kırılıyor. Evet. Ayırdım. Menekşeme zarar vermeden şu bebişleri birbirinden ayırdım. Ay ay ay. Evet. İki tane daha oldu. Şu gayet sağlıklı bir yavru. Şu yaprağı aldık mı? Şöyle bir yavrumuz var. Şu saksıya böyle küçük bir delik yaptık. Sadece üzerine kaşım nerede? Bir püf nokta daha vereceğim. Şu göbeği çok toprağa gömememeye çalışın. Çünkü sularken oraya su kalırsa göbekte sonra çürüme yapabilir. Bu şekilde yaptık. Biraz sallanıyor ama kökleri büyümeye başladıktan sonra sallanma da geçecek. Şöyle biraz daha toprak filan ettim. Bu da hazır. Şunu da ekeyim ben. Bunu da etiketini yapıştıracağız. Bu şekilde. İçine yerleştirdikten sonra kenarlarından hafif toprağı ilave ediyoruz. Evet. Bu işlem de hazır. Videonun başında söylemiştim. Toprak hafiften nemli. O yüzden çok az sulamamız lazım. Burası batmasın diye şunu etiketledik. Şöyle koyuyorum. Su akmasın. Ben ılık su kullanıyorum. Zaten görüyorsunuz buharlaşmış şişe. Sebebi de içinde su ılık olması. Şöyle yaptığımızda ay döküldü. Suyun aşağı doğru nasıl gittiğini görüyoruz. Bir iki damla şey geçti mi? Demek ki bunun işlemi bitti. Buraya geçtikten sonra bu menekşemiz hazır.
bir sulama daha yapayım. Kenardan yapıyorum ben. Buna fazla biraz. Yok, fazla gelmemiş. Akmıyor da. Bu da hazır. Bu da. Bunun da işlemi bitti. Bundan sonraki işlem, şöyle bir plastik kap kullanabilirsiniz. Sera ortamı yaratacağız ki daha çabuk büyüsünler. Bu şekilde da koyabilirim. Böyle sera ortamı yapıp bundan sonra sulama yapmamıza gerek kalmıyor. Çünkü toprağın nemi ve burada da nem oluşuyor. Onların büyümelerine yeterince nem oluyor. Sulamaya gerek yok. Sadece çok fazla buhar olduğu zaman arada işte ne bileyim ben yarım saat 20 dakika açıp havalandırabilirsiniz. Bugün ayın 5'i. Mart'ın 5'inde beraber video çekmeye çalışacağım. Bu iki yavrunun gelişmesini beraber bakacağız. Böyle kenara bırakıyorum. Ben bundan sonra şunu da yapabilirim. Yine böyle hafif ezdikten sonra çok kolay çıkıyor. Ve bunları ayırabilirim. Şöyle dikkatli yaprakları ayırabilirim. Şu yapraklar bayağı yıpranmışlardı ama mesela şöyle şu yaprağının durumu gayet iyi. Bunu sizin de böyle yaprağınız iyi durumdaysa şu köklerin büyüklüğün şu köke bak. Kocaman kökü var. Eğer böyle yaprak kalıyorsa onu tekrar köklendirebilirsiniz. Tekrar ondan yavru alabilirsiniz. Burada iki tane yavru. Ayırıyoruz onları. Böyle bir. İki. Bu daha kolay ayrıldı. Bunun da fena değil durumu. Burada da bir tane yavru. Kökleri var burada. Çok fazla toprağın. Üç tane yavru var. Böyle de saksı bir tane örneği göstereyim size. İki kaşık toprak aldık. Şöyle yavruyu koyduk. Ve kenarlarından toprağını ilave ediyoruz. Bastırmadan toprak hafif olması lazım. Şunu kullanayım. Sulamasını da yaptık mı? Çok azıcık. Çok hafif ılık suyla suladık mı? Azıcık su aktı mı? Yeterli oluyor zaten. Sulamasını yaptık. Etiketimiz nerede? Ha, bakıyorum bu ne yazıyordu bende. Bu beyazlı bordolu. Ben şurada hazırlanmıştım. Beyazlı bordolu etiketi. Bir de bugün 5 Şubat. Gününü de koyduk mu? Evet. Bu işlemimiz de hazır. Burada şeyim kalmadı. Bu sartısı koyduk.
Kapağı kapattık. Evet. Bu işlem bu kadar oluyor. Yavruları bu şekilde ayırıyorum. Ben bu yavruları yapmaya devam edeceğim. Beni izlediyseniz ve memnun olduysanız çok sevinirim. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.